Hocam konu belli çok fazla dağılmadan şöyle ki Faruk'a sanıyorum yanıtlarınız olacak sizin ekonomi <laughs> konusundaki yaklaşımlarını. Konu ister istemez dağılıyor öyle anladım tamam. çünkü genel bir değerlendirme yapılıyor. Şimdi birincisi e, Sayın Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı'nın biz bitti demeden bitmez bitemez sözünü ben şöyle anlıyorum evet. millet bitti derse biter. Yani o şahsa bağlı bir mesele değil. Ama hocam ben şöyle anladım. Biz her türlü siyasi manevra yaparız az, ve o kadar tecrübeliyiz yukarıda ki. Yukarıda diyor ki Dolayısıyla CHP işte diğerleri konuşmanın bir öncesinde demokrasiden, kazanandan, sandıktan bahsediyor. Eğer onu söylüyorsanız aşağıda buna ihtiyaç yok. Yani ben ve benim gibi yani anlaymayanlar olduğu için en azından maksada aşılmışsa onunla ilgili ben bir tespitte bulunuyorum. Millet Mesela, bitti derse biter. O konuşmada en çok dikkatimi çeken suikasttan söz etti. Hiç kimse üstüne gitmedi. Şöyle Enterin söyleyeyim. Sandı. Şöyle söyleyeyim. Evet. Cumhurbaşkanı biraz önce Cem kardeşimin söylediği ya Mücahit de, de Mücahit kardeşim de söylemişti. Ya biraz da elinizi taşınızın altına koyun. Taşın altına koyun. İş yapın öne çıkın. Hı. Ama Cumhurbaşkanı bu sistemin böyle olmasını tek adamlığı kendisi istedi. Yani saatlerin tamamını bir elde toplamak ve eskiden olan her bir saatin akrebi kovanı ayrı işlerken birisinin de hata varsa diğerinin ona müdahalesi veya işlemesi bu yönetim sistemiyle bozuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nde tekrar söylüyorum düzeltilmesi gereken ilk mesele İster buna mevcut sistemi revize edin, isterseniz parlamenter sisteme dönün, yüzde elli artı birden çıkacaksın kardeşim. Şeffaf, doğru, dürüst, hesap verir bir sisteme geçeceksin ki Faruk kardeşimin söylediği o dediğin belediyelerden hesap sormayı tekrar başlatıp sayıştayı iktidar muhalefet ayrımı olmaksızın gerçekten halkın Yetimin garip kurabağının paralarının hesabını sorabilir hale gel. Bugün belediyeler siyasetin finans kaynağıdır. İktidarı muhalefeti fark etmez. Bir girsen neyin ne olacağı belli olmaz. Ya sehven bu ülkede projede ben azaltmış bir zaman görmedim hep artış olur. Bak belediyelerde hep bakarsınız. Sehven bir imar izni verilir. Onlar artar ve sonra geçici ruhsatlandırmalarla ne olduğu belirsiz yol ve yöntemlerle hukukileştirilmez, meşrulaştırılır. Oralardan dönen, giden paranın haddi hesabı var mı? Kasa kasa masa masa. Şimdi kasa kasa masa masa ne? Kasa kasa masa, masa. Yani siyasetin kaynağı yani belediyeler. üstünde diyor. Yani. Allah Allah. Yani Hiç Her yerde net, para netice var. Netice itibariyle kim ne anlıyorsa o. Ben şunu söylüyorum. Para Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nde belediyeler kapatılsın demiyorum. Ama hesap verir şeffaf, mesela şimdi siz meclislerde ele geçirdiniz değil mi? Hesapsız kitapsız harcamalarla bu kadar borç içinde yüzen memleketi daha borçlu hale getirirseniz belediyelerde, o zaman Tabii. yine seçmenin, vatandaşın iki eli yakanızda olacaktır. Şöyle söyleyeyim size, bir defa ben belediyelerde ittifakı da anlamıyorum. Doğru da değil. Bu milletvekili seçimlerinde, cumhurbaşkanı seçimlerinde benimsenmiş ittifak kültürünün belediye seçimlerinde bu şekilde izlenmesi. Ha adaya oy verin, onu anlarım. Adaya oy verin. Ya yani ki benim adayım seçilemez, ben şu adayı destekliyorum. Ama kaybetmişsen kaybetmişsindir nokta. O senin stratejik hatansa cezanı çekeceksin. Bitti. Yani bu seçimlerde Cumhur İttifakı üzerinden alıyorsak ki ben AK Parti temelli konuşuyorum. Kardeşim, <laughs> özellikle ekonomi üzerinden millet ciddi bir uyarıda bulundu. Bu mesajı alacaksın. Benim gördüğüm halk dedi ki bu ekonomiyi siz bu hale getirdiniz. Sadece zengine çalışıyorsunuz. Bize azla yetinin diyorsunuz. Biz buna kabul etmiyoruz. İkincisi siz cumhurbaşkanısınız. Tarafsız olun. Biz ve onlar diye milleti kutuplaştırmayın. Milleti bölmeyin, milleti bir araya getirin. Cumhurbaşkanı Erdoğan istiyoruz yoksa AK Parti Genel Başkanı Erdoğan istemiyoruz. O siyaset olabilir ama Cumhurbaşkanı makamında tarafsızlığınızı görmek istiyoruz. Bak milletin verdiği mesaj bu. Ve şöyle söyleyeyim size bu mesajlar anlaşılmadığı sürece Erdoğan Bey bence kim aday olursa olsun sonuç değişmez kaybedersin. Bence olay ismi zikredildiği için Şebnem Bursalı şu veya bu değil siyaset anlayışı, tek adam rejimi, ekonomi politikası hatası kimse eleştirilmek istemiyor kardeşim. Ve AK Parti'de bence en önemli mesele hakikaten fikirleri açıklama hususunda parti içi demokrasinin işletilmesi lazım. Bunun vakti zamanı geldi. Biraz önce söyledi. Ya neyi bekliyorsun istifade etmek? Cumhurbaşkanlığı bekliyorlar. O işaret ederse ayrılabilirsin. Görevden affını isteyebilirsin. Böyle. Sistem bu. Bunu kim kurdu? Bunun neresi demokratik? Bir ee, Ankara'da kazan kaynıyordur. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalar yaptı. Herkes efendim işte bir takım görev değişiklikleri, görevden almalar şunlar bunları bekliyor. Gidin bakın Ankara'da kazan kaynıyordur. Hiç kimse rahat değildir. Bakanlar dahil söylüyorum. Bilgim var hayır. Ama tahminim bu. Sistem böyle kardeş. <laughs> Şimdi Peki, AK Parti'de bu değişimin olacağına inanıyor musunuz siz hocam? Yani değişim olur olmaz bunu ben bilemem. Hata derken derken. Değişim hatalı, mesela oldu Nasıl bir söyleyeyim. değişim olabilir ki? Şu malle ne ya, değişecek ya ya şöyle yani? Şöyle söyleyeyim size. Değişim, değişim. zihniyette olur. Bir defa AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın önce yönetim anlayışını değiştirmesi lazım. İlk değişecek bu ülkede yüzde elli artı bir. Değiştirebiliyor musun? Şu vazgeçebilir an hayır. misin? Şu an hayır. Gerçekten. hani o Şu an hayır. falan olan esas olan demokratikleşmeye, hukukleşmeye <laughs> gidebilir misin? Yol yani. alabilir misin? Ya Yapmak zorunda. Başka çaresi yok. Kadroları. Bilmiyorum kadrolarda darsa değiştirecek. Yıpranmışlar varsa değiştirecek. Kendi hatası varsa düzeltecek. Hatasına sahiplenecek. Bak şöyle söyleyeyim O zaman ben. herkes demez yani mi? İlk defa söyleyeyim. kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi bu yüzden %50 artı 1'i düşürmek istiyor gibi Yo, başka ben bir kaos var. Siz anlamıyorsunuz ama. Ben şöyle. Ama. Çünkü 2017 anayasa değişikliği 2018'de hayata geçti. Ülkeye hiçbir katkısı yok. Her yerde geri gittik. İleri gittiğimiz neresi var? AK Parti sen Cumhurbaşkanı neyi yapamıyordu ki? Bence yapıyordu. Ama birileri akıl verdi. Dediler ki ya %50 artı 1'i getirelim. Bu yeni sistem. Hayır kuvvetler birine gittin. Daha kötü oldun. Onun mucitleri gitsin Sayın Cumhurbaşkanı'na anlatsın da savunsunlar. Sayın Cumhurbaşkanı onlara bir hesap sorsun. Gelin bakayım buraya desin. Cumhurbaşkanlığı sistemini mi söylüyorsunuz? Evet. Elbette. Ama hocam özel bir dönem vardı yani. Onu da eski es ya, Özel dönem değil. Bunu özel başlatan, dönemdi. bunu, baş, bunu başlatan dedi ki kardeşim ikilik olmaz, iki başlılık olmaz. Sayın Bahçeli ortaya attı. Daha sonra bir anayasa değişikliği süreci yaşandı. Ondan sonra bu geldi. Ülkeye hayırlı mı oldu, hayırsız mı oldu? Ben hayırsız oldu diyorum. Ben Demirel'den bile dinledim hocam bunu. Şöyle söyleyeyim bak bitireyim. Mü müsaade et. Bir yere varmaya çalışacağım. Şimdi mesela rüşvetle deniyor ekonomi şöyle olur böyle. Rüşvetle ekonomi bozulmaz, ahlak bozulur. Niye enflasyon var? İki saat konuşuruz. Ama bak bir gerçek var. Yüzde yetmişte ticari kredi faizi veriyorsun. Yüzde yetmişte. Ona alan iki buçuk katla üretip satacak. Sen ne bekliyorsun? Hangi hayat bağını durduracaksın? Bak ben size bir örnek vereyim. 2020 yılının Temmuz ayında bir yerde personel yemeği bu hani tabuldot denilen 30 liraymış. 2024 evet. yılının Mart ayında 180 lira. Yıllık %125 artış. Toplam artış 6 kat. Ya neye dayanabilir size? Anlatabildim mi? Vaziyet bu. Durum bu. Ayağını yorganına göre uzatmamışsın. Tasarruf yapmıyorsun. israf ediyorsun. Olmaz. Devam edeyim size. Biraz önce Mücahit kardeşim söyledi. ki ya bu esasında Mayıs seçimlerinde millet dedi. Sayın Cumhurbaşkanlığı AK Parti'ye olur verdi. Doğru. İki sebeple verdi. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 25 milyar dolar yaktı. Evet. Harcadı. Evet. EYT. Asgari ücret. Pazartesi haftalık toplantılarında dağıtılan hediyeler. İnsanlar buna alıştı. Bu hayal kırıklığının bedelini ödetiyorlar şimdi. 818 milyar Türk lirası nerede? Şebnem Bursalı ıstakoz yemiş. Ya Şebnem Bursalı ıstakoz diyecek. Sen İzmir'de seküler oyları almak için aday gösterdin onu. Ne bekliyordu? Yani Şebnem Bursalı başka bir kıyafet giyiyordu da başka bir kıyafete mi geçti? Aynı Şebnem Bursalı. Ne kızıyorsunuz? Doğru. Verdiği poz öyle olabilir. Ya Şebnem Bursalı yeni mi? Sen seküler oyları İzmir'de alabilmek için yaptın bunu. Biliyorsun. Ha, ortam ona müsait değil. Artık bu ortamda bu tür görüntüler hani gönderilen o anlı şanlı çelenkler, çiçekler insanların gözüne batıyor kardeş. Devam ediyorum. İkincisi şeyi konuşuyoruz. Mücahit kardeşim söyledi mayıs seçiminde aday hatalıydı kardeş. Sokağın aday değildi. Altın masa 2 ile 6 Mart tarihlerinde dağıldı. Güveni kaybetti, bitti. Nasıl seçim kazanacaksın? Millet de dedi ki tamam kardeş benim dedi verebileceğim kimse yok. Buraya güveniyorum. Ama ondan sonra geldiğin 10 ayda senin ekonomi politikan bana uymuyor dedi. Anlamıyor musun beni duymuyor musun dedi ya. Nasıl anlatayım ben kendimi dedi ya. Nasıl anlatmamı istiyorsun daha fazla ben ne yapabilirim. Sandık dedin gittim sanda İstanbul'u kaydı. İstanbul'da %12 fark mı yenir ya. Nasıl bir fark bu ya. Ankara'da %30 fark mı yenir ya. Ayıp. Bütün varını yoğunla bastırdın. 17 bakanla sağdasın. Sen sağdasın. Her şeyinle sağdasın. Yani kaç ilçe belediyesi kaybettiğin belli değil. Bu, bir, bu ne? Bu, bunun, bunun sebebi ne? Millet güllük gülistanlıktı. Rahat huzur içindeydi de birdenbire aman canımız sıkıldı kardeşim. Bal yesen 22 yılda e, usanırsın mı dedi? Yok. E, millet kızgın sesini çıkaranı korkuyor. Etti sandıkta bastı. O kadar. Devam edeyim size. Işte. Bakın şurada örnekler var. Yani şimdi bu örnekleri vermek, artırmak istemem. Hakikaten geliyorsun istersen buraya. Ya alım güçlerine bakıyorsun. Bir Almanya'ya bak, bir Türkiye'ye bak ya. Görüyorsun ya. Hayat orada da pahalı. Ama sen 17 bin lira asgari ücret veriyorsun. Vatandaşın verdiği asgari ücret, saat ücreti orada esas. brüt saat ücreti 12,41 euro. 168 saat çalışan birisi bekar. 1510 euro alıyor. 8 kişilik biletini şeyini göndermiş bana makbuzun. Yemek yiyor. 206 euro veriyor. İtalyan pizzacı restoranda. Sen git de İtalyan pizzacı restoranda asgari ücretli 8 kişi yemek yesin. Oraya donlu bırakır. Ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ım yarabbim. Anlatabildim mi? Alım gücü <laughs> nereye bağlıyorsunuz hocam? <laughs> Toparlayın. Bağladım yani. Esasında Bağladım, daha nereye bağlasın? Dolayısıyla. Bak şöyle söyleyeyim size. 23 hocam burada, Bora bak, bağladı. Bak, burada bak, bak burada yayındaymışız. 23 evvelmişte Şubat 2024 tarih. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervleri eksi gözüküyor. Faiz sebep enflasyon sonuçtan gelmişiz. Demişim ki 46,3 milyar dolarlık bir sıkıntımız varmış. Ya gelirini artıramıyorsan harcamalarını kıs, israfı durdur. Bütçe açını da bu şekilde en azından düşür. Denk bütçeye geçebil. Dolayısıyla böyle tutarsın. Bunları söylüyoruz. Şimdi biz ne zaman? Nisan ayındayız. Yani değişen ne var ortada? Dersi aldın mı? Alacak mısın? Oraya geleceğim. Şimdi geldim Fa Faruk kardeşimin e gündeme getirdiklerini. Ha şunu da söyleyeyim size. Millet bir konuda rahat olsun demiyorum. Huzursuzluklarını anlıyorum yazdıkları için. Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Büyükşehir belediyelerinde Diyarbakır Mardin Büyükşehir Belediyesi Tunceli değil bildiğim kadarıyla. Değil. Bazı böyle enteresan hareketler var. Biz de izliyoruz, bakıyoruz. İsim değiştirmeler, vergide indirim gitmeler, istiklal marşını okutmamalar, yok anayasanın ilk dört maddesi atmış 60... Ya bak kardeşim hepimiz kardeşiz. Aynı milletin memleketin evlatlarıyız. Bunları gündeme getirmiyoruz diye göz ardı ettiğimiz anlamına gelmez. Burası üniter yapıda bir memleket. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Özgür yurttaşlarız. Hepimiz eşitiz. Ama öyle acayip acayip hareketler içine girmeyin. Yapmayın. Milleti bu kadar sıkıntıya sokmayın. Olmaz bu. Yapmayın. Yani samimiyetinizi gösterin. Böyle samimiyet olmaz. Bak bunlar insanların kanına dokunuyor. Yapmayın ya. Niye germeye çalışıyorsunuz? İşinize geldiğinde haklardan, hürriyetlerden bahsediyorsunuz. Ülkenin anayasası, kanunu, kitabı var. Uymayacağım diyorsun. E nasıl olacak bu kardeşim? Ondan sonra müdahale edildiğinde niye müdahale ediliyor kardeşim diyorsun. Ya kardeşim... Kurala kaydı kitabı uysana. Burası yol geçen anı mı? Şöyle ona ayrı bir başlıkta geliyor. Şöyle, yani, şöyle, yani önemi arz ettiği için ifade ettim. Millet çok tepki koymuş da o nedenle söylüyorum. Şimdi şu faiz sebep enflasyon sonuçtan geldik ya. Bak Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyleseydi. Çünkü 23 Eylül 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı önünü gördü. Durgun ekonomi seçim kaybettirecekti. Tüketimi artırması lazımdı. 10 bak 10 lirayı 10 lirayı 5 liradan verdi. Ucuz kredi vererek. Niye? Tüket, canlı ol. O 23 Eylül 2021 tarihi ekonominin maalesef bu hale gelip toparlanamamasının sebebi. Yani faiz sebep enflasyon sonuçta enflasyon %19 iken başladın o e, politika faizlerine düşe başladıktan sonra geldiğim model bu. Şimdi kimsenin ağzını açıyor mu? Faiz sebep enflasyon sonuç diye biliyor mu? Ha bak Sayın Cumhurbaşkanı şimdi şunu dese anlarım ben. Aşırı faiz, tefeci faizi enflasyonu, hayat pahalını azdırır kardeşim. Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanının yanındayım bak. Mehmet Şimşek. Bütün bunlardan nasıl bir yekün çıkar? Devam lan. ediyorum. Devam ediyorum. Mehmet Şimşek'ten kurtarıcı olmaz. Efa politik bir kişilik. Bak kimi getirirsen 6 ayda ayarlarına getirir biliyor musun? Ben söyleyeyim size. Mehmet Şimşek para bulmak için gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilmiştir. Mehmet Şimşek'in görevi budur. Faizde para bulmak. Londra'nın bankerlerinden tefecilerinde. Para politikası icat etmek. Mehmet Şimşek'in gücü yetmez tasarruf yapmaya.